Kim saldı lan senin üstümüze? Kimin elinde senin ipin? Sen beni bilmiyor musun Rami? İpsizin tekiyim ben. Kimse tutamaz beni. Ele avuca sığmam ben. Senin meselen benimle. Abime dokunma, aileme dokunma. İlk taşı sen attın Rami. Şimdi sıra bende. Hadi kurtar kardeşini şimdi. Ha, süren başladı. Tik tak, tik tak. Hadi Ramo, koş kardeşini kurtar. Ha, işte sana fırsat. Kardeşin baraj yolu civarında. Ölümle burun buruna Ramo. Koş kurtar. Doğan, arabayı getir çabuk. Ramo, dur bak. Bu baraj diyor. Tuzak muzak olmasın. Doğan çabuk! Orduyla mı geldiniz lan? Orduyla mı geldiniz? Düşünsün. Düşünsün. Hadi oğlum. Yettim asalım, yettim. Kalkmasın. Bunun bizimkilerle bir ilgisi var mısın? Bilmem. Niye olsun ki? Neredesiniz taklacı? Ram abi yetiş, abi yetiş. Abi baraj yolu eski un fabrikası, çok kalabalıklar, hızlı gibi yetiş, kurban olayım. Devam et Doğan. Hadi hadi bas. Yettim kardeş. Sen nerede çıktın lan? Afet engem gönderdi. Artık kadıncağızda ne dediysen bir delik etmenden korkmuş. Ulan Afet, ulan Afet del kız. Solda lan. Bana bak, üç deyince koşacaksın. Koş! Telefonumu kurcaladın değil mi? Biri Hasan abime mesaj atmış telefonumdan. Gel beni kurtar yazmış. Sen yazdın değil mi? Ulan bir şey söylesene. Konuşsana, ne sırıtıyorsun? Benim öyle dümenle falan işim olmaz Fatoş. Ben bir şey yaparsam doğrudan yaparım. Yalan söyleme. Ne oluyor burada? Biri Hasan abime mesaj atmış. Duydum. Göster neymiş o? Sinmiş. Sinmiş tabii. Tutar mı telefonda? Ulan şerefsiz. Eğer abime bir şey olursa var ya. Haddini bil. Karşında kim olduğunu unutma. Ben karşımda kimlerin olduğunu gayet... Bilmiyorsun. İnsan böyle davranmaz. Madem ki bu çatı altındasın, öğreneceksin. Ben ne diyorsam onu yapmayı. Ben nasıl istiyorsam öyle yaşamayı öğreneceksin. Fatoş için mi üzülüyorsunuz? Üzülmeyin. Böylesi onun için daha iyi. İyilik bunun neresinde ben anlamadım. Aşk yoksa, sevgi yoksa aynı hastaya baş koymak ölümdür benim nezdimde.
İşte biz de bunu yaptık. Kızcağızı ölmeden diri diri mezara koyduk. İnsan ne zaman ölmeden ölür biliyor musunuz? Sevdiği birini mezara koyduğu an. Siz kim kaybettiniz? Diyeceğim şu ki kendinizi suçlamayın. Siz onu daha büyük bir acıdan korudunuz sadece. Efendim? Aa, neredesin bacım? Fatoş'un yanında mısın? Yok değilim, ben nikahtan sonra çıktım hemen. Ne oldu? Yahu neredeyse sonra geri basın çocuklar. Vaziyet kötü. Tamam tamam, gelirim de bir şey mi oldu? Tamam ben eve geliyorum. Bir şey mi oldu? Kusura bakmayın. Benim eve gitmem lazım. İçeri! Ne yapacağız Hasan kardeş? Buraya kadarmış kardeş. Bunlara soru gelmiyor. Sanki çoğalıyorlar. Hakkını helal et. Öyle söyleme lan. Benim çoluğum var, çocuğum var. Belki bir şansımız. Toklacı! Kaç! İyi misin? İyi. İyi. Kurşun bitti. Kurşun bitti. Geliyorlar. Hakkını helal et. Abi! Ulan Ramo! Ramo! Kardeş! Aslanım kardeş. İyi misin abi? Ben iyiyim. Taklacı bulmuş. Yok bir şey. Yok bir şey. İyisin değil mi lan? Yok yok, kolundan vurulmuş. Zaten buna bir şey olmaz. Derisi sallamış. Hadi lan. Ramo olmayaydı var ya. Mortu çekmiştik ha. Ya kurşunumuz bitti. Kurşunumuz bitmeyeydi biz bunlar. Bilmez miyim? Hadi alın taklacıyı hadi. Hadi. Sibel, Ceyhan'ın nikah basacağından haberin var mıydı? Merak etme kızım. Her şeyden haberimiz var. Benim niye haberim yok? Öyle mi konuştuk biz? Ya çoluk çocuğa bir şey olsaydı ne yapacaktık? Bizim hedefimiz Ramo. Ailesi değil. Cani miyiz ya biz? Ya... Ceyhan'ın asıl hedefi Hasan'dı. Onu tuzağa düşürmek için... Ne fark eder? Ne fark eder? Tamam Sibel. Tamam. Ya sonuçta bu baskın bizim işimize geliyor. Ramo öldüğünde herkes Ceyhan'dan mı gelecek? Hasan da öldüyse öldü. Ramo abi de Hasan abi gelsin.
kimsenin öldüğü yok. Bir daha benden habersiz adım atmayacaksınız. Ya tamam abartmayın, iyiyiz. Tamam geçti. Neyi abartmayın Hasan ya? Ölüyordun az kalsın. Oh dur kız, milletin içinde. Geçmiş olsun. Sağ ol. Canım senden Allah razı olsun, sağ salim getirdin. Asıl senden razı olsun yengem. Taklacıya haber vermeseydin Allah'ıma yetişemezdik ha. Taklacı, vurulmuşsun sen. Yok bir şey Neriman yenge. Sıyırdı o kadar. Yok yok, olmaz öyle. Çocuklar. Hele bir çaput mabut getir, iyice sarın şunun kolunu. Elci. Elci kime diyorum? Hadi bir bez getir çabuk. Hadi. Şükür ucuz atlattık. Neyse bir toparlanın da şu mevzuyu bir konuşalım. Konuşalım abi. Tam sular duruldu derken olacak şey değil bu. He vallahi ağzımdan aldın kız. Yani iyice cılkı çıktı her işin. Yani Ceyhan kim? Anası samsak, babası soğan, gelmiş nikah günü ev basmalar falan. Tövbe estağfurullah. Neriman. Bu böyle ortalık yerde konuşulacak şey değil. De hadi herkes işine gücüne. Haydi. Abi kusurumuza bakma. Vazifemizi yerine getiremedik. Yok lan sizin bir suçunuz yok. Bu hepimizin hatası. Bu da bize ders olsun. Eyvallah abi. Ne bakıyorsun kız öyle? Yiyecek gibi. Şuna bak, kurum kurum kuruluyor bir de. Bakalım başımıza daha ne işler açacak. Tamam, 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 tamam ya. Allah Allah, ne oluyor? Çok korktuk ya. Al. Ben korkmadım. O yüzden ağlıyordun. Ya tamam oğlum, geldim işte, bana bir şey olmaz. Tabii tabii, sana bir şey olmaz. Efsunlusun ya sen. Evet tamam, çocukların yanında. Oğlum hadi siz içeri gidin, geliyoruz biz babanızla. Şimdi aklına geliyor değil mi çocukların? Hasan bak, bu iki etti. Üçüncüsü yemin ediyorum boğarım seni. Ya ne iki etti kız? Bak o gün burada bombalı araba geldiğinde de... Gülme ya. Ya ne gülüyorsun ya? Hasan sen yetim büyümedin mi? Bak bunu en iyi sen bilirsin. Ya çocukların var senin. Ya tamam afet, Allah aşkına vır 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 vır. Ay işine gelmeyince afet vır vır vır. Bana bak. Sen çocuklar için mi diyorsun? Yoksa kendini de mi düşünüyorsun? Yani tam işte canım, ikisini de düşünüyorum. Kurban oldum seni. Kurban oldum yerim. Ciğerim ben. Asam. Bana bak. Hı. Deden geldi. Sakın renk verme ha, sakın. Sen önce bir kendine bak Sultan. Sakin, sakin, sakin. Ne oldu baba ya? Gerisini sonra anlatırım dedin. Sibel de yarım yamalak bir şeyler söyledi. Ceyhan nikahı bastı diye. Ne oldu? Olanlar oldu işte. Sizin bir bildiğiniz varsa siz anlatın. Biz nereden bileceğiz? Ramon'un yüzündendir. Adamın kardeşini vurdu. O da gelip intikamını alacak tabii ya, ne yapacak? Herkes bizim gibi boyun eğmiyor işte. Benim aklımın olmadı. O herif o cezaevinden nasıl kaçtı?
Kardeşi öldürüldü. Çetesi yok. Bunca yılın adamı, eşi, dostu, akrabası, dayanağı bir şey vardır. Ayrıca da ya nasıl kaçtıysa kaçtı o Allah'ın manyağı ya. Bize ne? Ramon'un problemi bırakalım başına etsin. Artistliğini anlamma Ceyhan. Madem Hasan'ı kıstırdın, sıkaydın, he? Sıkarız. Mermi mi bitti? Bir dahakine sıkarız. Bir dahakine. Bir dahakine onlar sana sıkmasın Ceyhan. Bir dahakine. Ya kardeş, siz bana niye kızıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki sizi. Siz demediniz mi? Çık, dolan, ortalıkta görün. Aman bizden şüphelenmesinler, senin peşine düşsünler diye demediniz mi? He mi kardeş? İşte sen işin ciddiyetinin farkında değilsin. Herif diyorum, Cengiz abiyi indirdi. Sonra İstanbul'a gitti, o adamları da ikna etti. En sağlamından koruma aldı kendine. Armut! Vay arkadaş! Ramo'ya bak sen ya. Elin silikli Ramos'una bak. Ya ne çok gözünüzü korkutmuş bu adam sizi. He? Ramo kim lan? Dünkü bebe. İki şansı yaver gitti, dört ayağının üstüne düştü diye adam mı oldu? Lan ben onun var ya ta... Göreceğiz Ceyhan, göreceğiz. He. Ne alt edeceksin göreceğiz. Bana bak. Dışarı filan çıkmayacaksın. Aman. Ciğerim. Şimdi insanın canı gezip dolaşmak istiyor bu güzelim Adana'yı. Biraz tadını çıkartmak istiyor ama nerede? Tıktınız beni bu yere. Ciğerim kurudu ya. Vallahi hapishane daha iyi ha. Çok istiyorsan geri girersin Ceyhan. He? İşi beceremezsen olacağı o zat. Ne hapse gireceksin? Ya mezara. He? Tamam yeter. Sibel'den haber bekliyoruz. Tünelin yerini bulur bulmaz bize söyleyecek, biz de sana, ama o zamana kadar vukuat istemiyorum. Ceyhan Bey. Ha kirpik. Vay arkadaş. Kirpi. Görüyor musun çakalları? Korkuyorlar. Orası öyle de abi. Adamlar doğru diyor. Sen bir süre çıkma. Biz ne lazımsa hallederik. Kirpi. Bir sen eksik kaldın akıl vermeyen. Ver oğlum. Sen de ver. Ramo. İki dakika konuşacak mı? Konuşacak amca. Be. Eyvallah amcam. İnsan bazı şeyleri yaşayarak öğrenir. Kardeş acısı mesela. Ben biliyorum. Öğrettiler. Sen de az kalsın bugün. Bahram'ı. Her yere yetişemezsin. Sen de cürmün bir yere kadar. Bak bugün kardeşini kıstırdın. Yarın belki beni, öbür gün başkasını. Bunları konuştuk amca. Ya biliyorum, konuştuk. Arada insan kendini dinlemeli. Bu yolda yürümeye emin miyim diye düşünmeli. Kayıplarını düşünmeli. Kaybedeceklerini düşünmeli. Sen olsan vazgeçer miydin? Ya sen bırak şimdi beni. Ben sana soruyorum. Bu yolda yürümeye emin misin?
Eminim olacağım. Halam anlayacağım. Hasan'ıma tuzak kurmuşlar. Neyse ki sağ salim yanınıza geldi, çok şükür. Aynen. Ha? Öyle değil mi kardeş? Anlaşmayı bozmak değil mi bu? Gidelim Fatoş'umuzu alalım. İyi diyorsun, hoş diyorsun da o nikahlar kıyıldı çoktan. Hasan olmaz o iş. Ya şimdi Süleyman da buradaydı. Başkaları bu işi yapmıyorsa Süleyman onu bizden saklıyor demektir. Neyse ne amca. Bal gibi ortada. A mesaj burada. Gönderelim Yavuz Bey'e, gereğini yapsın. İşler öyle yürümüyor abi. Süleyman Ağa'yı suçlamak için daha fazlasına ihtiyaç var. Reddedecekler. Mesajı kendileri atmış deseler ben ne diyeceğim? Ya Hasan'a da biz saldırmadık ya. O ihale direkt Ceyhan'a kalır. Bence bizim ne yapıp edip bu Ceyhan'ı bulup indirmemiz lazım. Herif çoluk psikopatın önde gideni. Ne çoluk çocuk biliyor, ne kadın biliyor. Her yere bakıyorlardı onu. Her taşın altına. Ama bana ölüsü değil, dirisi lazım. Ki yuları kimin elinde bilelim. Ne oldu Fidan, nereye? Geliyorum ben, siz devam edin. Kardeş, sana bir soru. Birisi beni vurdu. Ve sen o adamın evine kadar girdin. Ne yapardın? Şarjörü üzerine boşaltırdım. O da yetmez ciğerimi sökerdim. O da yetmez gider evini başına yıkardım. Cihan niye yapmadı peki? Buraya kadar geldi. O kadar zahmete girdi. Niye geri çekildin? He? Çünkü birileri bu kadarını istedi. Adım gibi eminim tezgahtı bu. Asıl planlarını gizledikleri bir oyun. Ne planı? Yine gelecekler amca. Yine gelecekler. Nasıl, ne şekilde, ne zaman bilmiyorum. Ama gelecekler. Ceyhan'ı bulana kadar kimse mahalleden çıkmayacak. Uyanık olacağız. Aile dışında kimseye güvenmeyeceğiz. İyi diyorsun, hoş diyorsun da o iş nasıl olacak? Zaten aramızda aileden olmayan biri var. Karını diyorum. Sibel. Ne malum birlikte iş çevirmedikleri. E sonuçta Süleyman'ın torunu. Değil mi? Doğruya doğru kardeş. Sana da bize de düşman. Uyanık olmamız lazım. Sibel öyle değil. Ailesi gibi değil. Önce de Sibel'in bu işle alakası yok. Sibel de aynı bizim Fatoş gibi masum. Vallahi şimdi ben onun yerine kendimi koyuyorum. Bakın ben Sibel'im. Hepinizi zehirlerdim. Böyle böcek gibi sıraya dizerdim. Sonra karşınıza geçip şerdek çitlerdim. Sonuçta kızın babası öldü. Halam, ne oldu sana? Senin Betin benzi solmuş. Fatoş'la konuştum. İyi mi bacım? Yemin billah ediyor Hasan abime ben mesaj göndermedim diye. Ama biraz üstüne gidince öyle bir şey anlattı ki ben şaştım kaldım. Bozu aramış. Gel beni buradan kurtar demiş. Ama ne hikmetse Boz gitmemiş. Olacak iş değil. Fatoş Boz'u arayacak, Boz gitmeyecek. Daha olsa yıkar geçer. Başına bir haller gelmediyse tabii. Bücür. Buyur abi. Boz'un peşine taktığınız adamdan haber yok mu daha? Abi vallahi nikahtan önce konuştum ama izini kaybettirmiş. Bir daha da görmemiş. Bana niye söylemediniz ha? Abi mahallede olay çıkınca unuttuk gitti. İstiyorsan ben hemen sorayım. Hem belki... Fatoş aramış Boz'u, demiş gel beni al. Sonrası yok. Ne gören var ne duyan. Abim dilim varmıyor ama bunlar Boz'u çoktan yakalamıştır.
Lan bu Ceyhan da onlar sardırdı başımıza. Arkasında Alef var abi. Nereden biliyorsun? Haberin yok mu abi? Ben Boz söylemiştir diye. Neyi söylemiştir? Konuşsana. Abi Boz annesini ziyarete gittiğinde cezaevine çıkışta Alef'i görmüş. Ceyhan da aynı cezaevindeydi. Abi kesin bundan kaçırdı. Müdür sen arabayı hazırla. Tanker sen de mahalleye göz kulak ol. Abi nereye biz de gelse. Alo. Alef neredesin lan? Hoş geldin Ramu Efendi. Ne oldu, özledin mi beni? Ne yapıyorsun lan sen? Derdin ne senin? Kime neye hizmet ediyorsun? Bana hizmet. Bana. Oo Süleyman ağa. Ben yalnız gelecek zannediyordum. Çekinmiş belli ki. Kim çekinecek lan seninle? Dur Halef dur. Telefonla konuşurken duydum. Epeydir konuşmamıştık. Malum olaydan sonra. Abin kurtulmuş. Gözün aydın. Eyvallah. Eyvallah da. Hayrolsun damat. Niye celallendin böyle? Bunu Halef'e sormak lazım. Boz nerede lan? Ne yaptın ona söyle. Sakın inkar etme. İnkar edecek bir şey yok. Boz işte dün geldi. Sonra eve zorla girmeye çalıştı. Biz de icabına baktık. İcabına baktınız? Meseleden haberim var. Senin bu adam daha önce de bizim eve geldi. Torunumun kafasına silah dayadı. O zaman gelmemesi gerektiğini söyledim. Sen de söz verdin bir daha gelmeyecek diye ama. Mesele sözünü tutmaksa döndü kendi ailene bak Süleyman ağa. Ceyhan'ı üzerime salan Halef. Kimi salmışsın ben? Ne Ceyhan'ı? Benim Ceyhan'la ne işim olur ya? Ne diyorsun sen? Lan madem işin olmaz. Ne hapiste ziyarete gittin o zaman? Hem de kaçmasından kısa süre önce. Allah Allah. Doğru mu bu Halef? Yok öyle bir şey ya. Kuyruklu yalan. Sana kim bunu söylediyse yalan söylemiş kardeş. Seni kandırmışlar Ramu. Boz gözleriyle görmüş. Ya sen Boz'a niye bakıyorsun? Boz kendi durumunu düşünüyor. Seni bizim üstümüze salmak için her türlü yalanı söyleyecek mecbur. Ulan Fatoş'un telefonundan mesaj attığınızda mı yalan? Abim gidiyor, Ceyhan'ın adamları anında tepesine biniyor. Ya sen niye bağırıyorsun? Ne mesajı, ne telefonundan bahsediyorsun? Halep! Ramu. Ailemi neyle suçladığına dikkat et. Eğer elinde bir belge, bilgi varsa getirir önüme koyarsın. Yoksa çeneni tutar oturursun. Boz, nerede? Boz nerede? Ölmedi. Yani en son ben yanındayken hala nefes alıyordu. Ama biraz kırdık tabii çocuğu. Biraz hırpaladık. Sonra da sizin o mahalleye attık. Neriman yenge. He. Biz bu odayı çekip çeviriyoruz ama doğru mu yapıyoruz hiç bilmiyorum valla. Niye doğru olmasın kız? Evlendiler işte. Mecburen burada yatacaklar. Hem adet böyle. Yatacaklar da. Yani kızın babasının toprağı soğumadı daha. Biz de böyle gerdek odası gibi süsleyip küslüyoruz. Gerdek odası zaten. Hem ne yapacaksın? Ölenle ölünmez. Yatacaksın. Ah. 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 Thank you.
İyi akşamlar. Aslında ben az evvel sana baktım. Bugün olanlardan sonra seninle bir konuşmak istedim. Ne konuşacağız? Normalde bizim mahallemizi her gün birileri basmıyor. Ama işte öyle denk geldi. Daha öncekileri zaten biliyorsun. Sizin adamlarınız... Yine bizden mi şüpheleniyorsunuz Fidan Hanım? Ben öyle bir şey demedim. Düşünmeli miyim? Hayır. Hatırlarsanız Ramo'ya bombanın bırakıldığını ben söylemiştim. Çünkü masum insanlara zarar gelmesini istemem. Senin gözünde biz masum muyuz? Ramo? Ramo senin gözünde masum mu? Artık bunları konuşmak istemiyorum. Ama er ya da geç. Bunlarla yüzleşmek zorundasın. Ve bununla yüzleştiğin gün kendinle de yüzleşeceksin. Neyse. Bu arada odanız hazırlanıyor. Ne odası? Ramo ile birlikte kalacağınız oda. Ne de olsa artık resmi olarak evlisiniz. Bu gece de ilk geceniz. Günaydın. Günaydın. Gerçi ben hiç uyumadım ama. Hayırdır, ne oldu? Dün geceden beri düşünüp duruyorum. Gözümü kapatınca beni öptüğün an geliyor aklıma. Öyle mi? Bu akşam ne yapıyorsun? Bu akşam... Bir işim yok aslında yani. Ben Mavi Bulvar'daki eve gideceğim de sen de gelmek ister misin? Tamam, bugün görüşüyoruz o zaman. Olur. Sen ne yapıyorsun burada? Ne işin var senin burada böyle? Sokakta gördüm, koştum peşinden. Çağırıyorum, gelmiyor da. Hadi anam, eve gidelim, gel. Asıl sen neredesin Ramo? Ha? Hasan da yok. Gitmemiz lazım buradan. Gitmemiz lazım hemen. Hadi benim kızım, gel, gel. Olmaz, olmaz, olmaz. Bak, bak geliyorlar, geliyorlar. Hadi Hasan da al. Hemen kaçalım buradan. Anam bak, ayaklarım böyle üşüyeceksin. Gel hadi, gel. Ramo'nu öldürdüler. Seni de öldürecekler. Bak, kardeşlerini de öldürecekler. Ramo, gidelim buradan. Ramo, kaçalım buradan.
Bizimkiler burayı hazırlamışlar bizim için. Ama merak etme, ben kendi odamda kalacağım. İyi. O gece gelseydin, biz birlikte olsaydık, senin için bir şey değişir miydi merak ediyorum. Mavi Bulvar'da beklediğim gece. Değişmezdi. Yüzden gelmedim zaten. Seni üzmemek için. Hayır. Bence değişirdi. Bundan korktun zaten değil mi? Bana olan hislerin seni durdurur diye korktun. Diyelim ki öyle. Diyelim ki durmamak için senden vazgeçtim. Sen ne yapacaksın şimdi? Ha? Geçmişi bir kenara bırakıp karım olabilecek misin? İstediğin bu mu? Hayat. Hiçbir zaman bana istediğimi vermedi. Hep kendim almak zorunda kaldım. Dişimle. Tırnağımla. Kanımla aldım. Sen zaten hep bildiğini okudun. Hiç yolundan şaşmadın. Belki birazcık şüphe etseydin o inandığın şeyden. Birazcık. Şimdi her şey bambaşka olabilirdi. Ben buyum işte. Sen de bu. Ve geçmişimizi inkar edebiliriz. Ne adımızı, hala alışamadım be kızım ben senin valide olmana. Evlenmiştik değil mi biz? Hı? Yaklaşma bana. Niye? Karım değil misin? Bak ne güzel odamız var, yatağımız var. Ya değilim, değilim. Ben senin karın değilim. Şşşt! Bağırma, saat kaç oldu, insanlar yatıyor. Sen de git yat o zaman Neco. Hadi. Ha. Sen hala bozumu bekliyorsun burada? Yazık. Ben boşuna bekleme, o gelmeyecek. Benim kimseye beklediğim yok da. Sen niye öyle dedin şimdi? Niye sırıttın? Hı? Bir şey mi yaptın lan yoksa boza? He? Yeter be. Boz boz boz. Sabahtan beri. Unut onu diyor. Islatma ismine de cismine de boz yok, anladın? Boz yok. Gitti. Abi. Abi Durdu baba geldi. Biz de meclise aldık ama. Geçmiş olsun Hasan'ım. Allah hepinize geçmiş olsun. Görüyorsun değil mi Durdu baba? Bak ne dedilerse yaptık ama gene de durmuyor bu namussuzlar. Sen ne bekliyordun peki? Ya barajı yıkarsan suyunu tutamazsın. Önünde durmayalım, altında kalmayalım, yoksa sonumuz boz gibi olur işte. Ne oldu ki boza? Hoş geldin Durdu baba. Aa, eyvallah, otur otur bak. Ya, ya sana bir şey diyecektim ama. Şimdi
Bu bozu duydum. Ne geldi yine onun başına? Ya bir umut arıyoruz işte. Öldürüp attılar bir yere. Benim aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Enseyi karartma benim ciğerim. Boz bu, boz. Kolay kolay ölmez. Umarım. Yoksa daha çok kan akacak Adana sokaklarında. Sen ne diyecektin babam? Ha. Ya sen bu Ceyhan'ın izini süreyim istedin ya. Bir iz bulduk galiba. Bir kadın var. Bu Seyhan'ın mezarına gidip geliyor. Öğrendik ki kadın her gün mezara bir çocukla beraber gidip dua ediyormuş. Bu Emek Mahallesi'nde oturuyor. Kağıt üzerinde bir evlilik falan yok ama kardeşinin bir karısı bir de çocuğu var. Eyvallah baba. Tam adresi var mı? Abi sen ilgilenme işte ya. Oğlum bir an önce gidin alın gelin bu işten kurtulak. Bu işten kurtuluruz da amca. Bu Ceyhan'ı üzerimize salalım ne yapacağız? Bu işin altında bu Yavuz da olabilir. Adam senin hakkında dosya tutmuş. Ne dosyası hala? Ya önemli mevzu değil. Hakkımda bilgi toplamışlardır. Öyle bile olsa bu adamlar neyin peşinde? O dosyada neler yazıyor bilmek zorundayız. Halam önemli bir şey değil diyorum. Şu anda önemli olan tek şey Boz'u bulmak. Çünkü eğer o yaşamıyorsa kimse yaşamayacak. Sen defol git. Nece defol. Sen kimin evinden kovuyorsun kızım? Bak Fatoş. 2 dakika akıllı ol, benim tersimi uyandırma. Bir daha uyutamazsın. Bırak. Seni öyle bir bırakırım ki. Böyle kalırsın ortada. Ben iyice sustukça tepemize bindin ya. Burası benim evim, benim. Ama bu yatakta benim yatağım. Ve ben bu gece bu yatakta uyuyacağım. Anladın? Ve sen istersen yerde yat. Kadın bu abi. Eyvallah gözüm. Hadi sen in. Ulan Ceyhan. Az kaldı tepene bineceğiz.
Amcaoğlu. Kadın telefon olmuş. Ramo kardeş, Ceyhan'ın izini bulduk. Şimdi sana bir numara vereceğim. O numaradaki kişi bizi Ceyhan'a götürecek. Ama bir kadını aratmamız lazım. Seboş'um, mahalleye çıkarayım ben seni bugün ha. Çıkarayım, çıkarayım. Anne! Ha? Pantolonum patladı, yarın neyle gideceğim okula? Oğlum bu kaçıncı? Kaçıncı bu pantolonu dayandıramıyorum ben sana? Seboş'um, hadi sen devam et. Ay şimdi gel. Ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyor pantolonları patlatıyor? Bir de donla çıkmışsın ortalığa. Gir içeri. Kirlendi bu, ben yenisini getireyim. Sen yeni gelinsin değil mi? Benim gelinim. Ramo seni çok seviyor. Söylemez ama ben bilirim. O da babasına benzer. Sevmeyeydi, evlenmezdi. Daha ne kadar yolumuz var? Sıkıldın mı? Yok canım, sıkılmadım. Hayatımın en güzel iki gününü geçiriyorum. Hiç sıkılır mıyım? Az kaldı, az merak etme. Birkaç saat Adana'ya gireriz. Sen nasıl böyle uyumadan duruyorsun? Şaşırıyorum vallahi. Uyumadığımı kim söyledi? Ne ara uyudun? Alışkınım ben. Aynen. Sana bir şey olmaz. Ben acıktım. Acıktın mı? Acıkmışsın gerçekten. Beni mi izliyorsun sen? Sen de hiçbir şeyden memnun kalmıyorsun. Ne var yani izlediysen? Sevaptır. Güzelsin diyorsun yani. Ben bir şey merak ediyorum ya. Babam niye bir başkasının değil de seni yolladı? Niye? Beğenmedin mi beni? Yo, ondan değil yani. Beğendin mi? Allah Allah, ne alakası var? Ben şu an sana başka bir şey soruyorum. O zaman git babana sor. Bir şeyin de cevabını şimdi versen olmuyor değil mi? Telefonum yok. Kimseyi arayamıyorum. Ne yapacaksın telefonu? Sevgilini mi arayacaksın? Gerçi artık o telefonlarına da bakmaz ya. Arkadaş, o nasıl bir kaçış öyle ya? Adam ülkeyi terk etti. Ne kadar eğlendin ya. Ne yapsın, çocuk korktu, olamaz mı? Çocuk mu? Koskoca adam o ya. İnsan sevgilisini bırakıp öyle gider mi? Hele senin gibi birine. Ne benim gibi? Çay içelim, çay. Sen de kaçıyorsun. Bir şey söyledin, devamını getir. Ne dedim? Beğendin mi beni yoksa? Şimdi benim bu söylediğimle senin ne alakası var? Şşş, ne oluyor? Ne oluyor lan, kimsiniz siz? Lan bu beni tanımıyor. Ramo? Bak, kafası yerine geldi. Hadi bizi Ceyhan'a götür hadi. Hadi çabuk hadi. Thank you.
Bırak Neco. Gel kızım sen şuraya. Neco bırak şimdi, avazım çıktığı kadar bağırın, bırak beni. Bağır. Ne olacak, annem gelip seni mi kurtaracak? Ha? Dedem kırık koca odasına mı girecek? Şu durumu anla artık. Kabullen. O geçmişini de unut. Bak. Senin geleceğin burada. Sen nasıl bir insansın? Seni sevmeyen, seni istemeyen biri niye bu kadar zorluyorsun? Sen tabii Buz'u seviyorsun. Umudun da var hala. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Biz senin umudunu sulara gömdük. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Yavuz Bey, hoş geldiniz. Ben de doktorla konuşuyordum. Nedir vaziyet? Feci hırpalamışlar. Ama iyi. Sayenizde tabii. Emriniz üzere Halef'i takip ettim. Çuval gibi kanala attılar adamı. O gider gitmez de sudan aldım. Hiç kendine gelmedi mi? Hayır. Bir isim gevelip duruyor ağzımda. İlaç da verdiler tabii. İsim? Fatoş. Demek mesele buymuş. Aşk. Fidan neden bu kadar çok üzüldü şimdi anlıyorum. Ne yapalım efendim? Ramo'ya haber verelim mi? Gördüğüm kadarıyla bu delikanlı sürekli Ramo'nun başına bela açıyor. Belki de ölmesi herkes için daha iyi. Neresi? İşte şuradaki ev. Emin misin lan? Eminim abi, ben son burada vardım. Niye geldi ki la şimdi bu? Şimdi anlarız. Oğlum hayırdır?
var. Ne oldu bu? Abi kaçıyorlar. Şu aç. Sen orada. Alo. Nasılsın? Nerede şimdi? Thank you.
Ne oluyor? Niye buradayım ben? Nikaha giderken gördüm seni. Paketleyip bagaja koydular. Dedim ne oluyor? Bir takip edeyim dedim, merak ettim. Nedir mesele? Sonra kanala attılar. Oradan da ben çıkardım. Niye beni kurtardınız ki? Adamlarımdan biri ölecekse buna ben karar veririm. Ben sizin adamınız değilim ki. Artık öyle. Rama bana çalışıyor. Ha bu arada aklını başına topla diye söylüyorum. O engellemeye çalıştığın nikah kayıldı. Asla unutmayacağım. Seveceğim borcum var. Bir gün ödeşiriz. Alpay'la buluşacağız, geç kalma. Elbette. Şu Ceyhan meselesini de sizinle bir konuşmak istiyorum. Duydum. Bir şekilde icabına bak Ramo. Dediğin gibi mesele senin. Hayırdır? Nereye böyle? Eve. Annemleri görmeye. Yok öyle. Kimden izin aldın? Benden izin aldı Neslihan. Dünkü olaydan sonra gelin ailesini merak etmiş. Gitsin görsün kız. Necu, hadi beraber gidip gel. Dede. Hayır, hayır. Gerek yok, ben kendim giderim. Olmaz öyle şey. Siz artık karı kocasınız. Birbirinize sahip çıkacaksınız. Hadi. Dışarıda bekliyorum. Yüz verme baba şuna ya. İlk günden tepemize çıkacak. Hem madem o gidiyor Sibel de gelsin. Sibel istediği zaman gelir. Bir mani yok Neslihan. Ama ben şu Ramon'un söylediklerini düşünüyorum. Ceyhan'la ilgili. Kızın telefonundan biri mesaj çekmiş. Ona değil. Ailene güveneceksin. Belli ki oyun kurmuşlar. Suçu bizim üstümüze atmaya çalışıyorlar. Ne diyeceksin kardeş? Bağır, çağır, küfür et. Bir del, iki del. Kaçtır başını belaya sokuyorum. Benim yüzümden her defa başım belaya giriyor. Senin suçun yok. Fatoş seni aramış, gel demiş, sen de gitmişsin. Ben olsam halini yapardım. İki elim kanda olsa giderdim. Gidemedim ama. Yetişemedim. Gel beni al dedi. Alamadım Rama. Alamadım. Olan oldu. Olan oldu boz. Bundan sonra başka bir yol yok. Anladın mı? Yol bitti kardeş. Bitti.
Şu anda uçurumun kenarındasın. Bunun şakası yok ha. Tek yanlış bir adım. Tek yanlış bir adımda... Ha ben buna izin verir miyim? Vermem, beni biliyorsun. Çünkü biz hep öyle yapmadık mı oğlum? Ha? Birimiz düştüğünde ötekimiz gidip onu kaldırmadı mı? Birimiz kaybolduğunda diğerimiz gidip onu bulup getirmedi mi? Getirdi. Doğru diyorsun. Yalnız kardeş ben o dediğin uçurumdan çoktan düştüm. Hala düşüyorum. Ramo, bu aşk acısı dedikleri var ya kardeş. Bunun dibi yok, sonu yok. Bunun dini, imanı yok kardeş. İnsan düştükçe düşüyor, düştükçe düşüyor. Mesut yeğenim ne yaptın? Aman diyeyim Fidan, hala dikkatli ol. Vallahi öğrenirlerse kovarlar beni. Kovarlarsa gelir bizimle çalışırsın. Buyurun efendim. Pompacıların 5 tanker petrol izni var. Nasıl sattıklarına dağıttıklarına karışmam. %20 de kardan pay veririm. Daha sonra? Tanker sayısını 2 katına çıkaracağım. Geri kalan şartlar aynı. Bazılarının 10 tanker hakkı var. Kimileri 20'ye kadar çıkmış. %40 alan var. 50 var. Herkes aynı değil. Mallarının tamamını istasyonlara dağıtıyorlar. Ben bu kadar malı ne yapacağım? Böyle kaçak pompaya mümkün değil. Ne istiyorsun Ramo? Sen onu söyle. 20 tanker, firmalara satış izni, %50 pay. Bitti mi kardeş? Başka isteğin var mı? Bir de istasyon istiyorum. Yasal olacak. Hayırdır Ramo? Sen iyice havalandın ha? İstersen... Şşt! Sakin Alpay, sakin. Yani konuşmaya geldik. Yani herkes aklındakini söylesin. Şimdi böyle olmaz. Her şeyin 2 katını istediği yetmiyormuş gibi. Bir de yasal istasyon istiyor. Pompacıya gel. Sınırda güvenli yollarımız var. Masraflar yarı yarıya düşecek. Ayrıca sevkiyatın güvenliği bize ait olacak. Siz bu şartlar altında rakamlar bana koydu. 3 aşağı 5 yukarı anlaşın. Diğer mevzuya gelince... O sizden. Sevkiyatın güvenliğini sağlayacaksın ha? Sen daha kendi güvenliğini sağlayamıyorsun. Hayırdır? Ceyhan'ı diyorum. Kapıya kadar gelmiş. He. Sanırsın biri böyle eliyle bırakmış. He. Herkes birinin avucundadır ama o şikayet etme. Gücün yetiyorsa o elleri keseceksin. 15 tanker. %40 kardan pay, satış izni, he. Ama yasal istasyon unutma.
efendim. Tamam, siz bekleyin, bir şey yapmayın, ben geliyorum. Efendim hala. Ramon yetiş. Kapana kısıldım ben. Ne oldu, neredesin? Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz bu saate kadar? Ne yapak Şahin? Boz'u arıyoruz. Hiçbir yerde yok. Bir şey diyeyim mi? Kesin öldürdüler ha. Lan Arap, kapat şu şumazı şimdi. Aslında keşke bilardo salonunda baksaydık abi. Bak hala konuşuyor. Oğlum, adamı sevdiğin elinden aldılar. Ne yapacak? Gidip bilardo mu oynayacak? Mal mısın sen? Sensin mal. Ben onu mu diyorum? Sahibi arkadaşıydı. Belki o duymuştur. Ya amma kafayı türediniz. Bir susun lan. Boz bulundu zaten. Al birini vur ötekine. Ya acım şunu baştan söylesene, bu adamı boş boş konuşturuyorsun. Hayırdır kardeş, yolunu mu kaybettin? Benim lan ben. Eniştemiz. Ne diye geldin lan sen buraya? Şahin. Benim bir şey yok. Arap taklacı abi Ece beni bırakmak için geldi. Sıkıntı yok. Sakin. Siz ne içiyorsunuz lan burada? Neyin kafası oğlum bu ya? Enteresan kafa. Gel sen şurada bekle. Abi. Ha. Gel Ramo gel. Biz de seni bekliyorduk. Ne yaptınız? Anlaştınız Alpay'la değil mi? Anlaştık. Anlaştık da. Biz de Fidan Hanım'la sohbet ediyorduk. Sağ olsun misafirliğe uğramış. Hoş, davet edilmemiş ama.
Kardeş evine hoş geldin. Hatun abla, olabilir mi şu tüneri? Henüz değil ama bulacağım. Annem nasıl? Vallahi senden haber bekliyor işte. Sen nasılsın? Nasıl davranıyorlar bu düzen? İyiyim ben. Ah annem, ah. Keşke hep böyle dizinin dibinde kalabilsem. Afet. Kim bu? Neco işte. Fatoş'la evlenen şerefsiz. Şşş. Afet yavaş. Dilinin de kemiği yok ha. Fatoş. Nasılsın? Dokundum sana bu şerefsiz. Bitiştiniz mi kız? Maşallah var Neriman yenge ha. Bir de bana diyorsun. Siz şimdi beni bırakın da. Oğuz'dan haber yok mu hala? Kayıp mı? Sen haberin yok mu? Şey... Ne? Oğuz'u bir dövdüler, bir dövdüler. Öldü resiye dövdüler de korkma korkma. Şimdi iyi diyorlar. Ve toparlanınca döner zar. Nerede? Nerede bak bana doğru söyleyeyim. Sağ değil mi? Yaşıyor. Nasıl olmuş peki? Kim dövmüş? Anlatsanıza ya bir şey söyleyin. İstihbarat seni uzun zamandır takip almış. Özellikle Cengiz'in ölümünden sonra. Dosyan tekrar açılmış. Bugün değilse yarın soruşturma açacaklardı. Tabii Yavuz Bey dosyayı alıp durdurmasaydı. Mesleki nüfuzlu dostlarımız var. Kusura bakmayın. Halam aile söz konusu olunca kimseye güvenmez. Bizim dünyamızda birbirine güvenmek zordur. Hatta imkansız. Ama bana güvenmeye mecbursunuz. Adana'da bulunmamın nedeni bu. Pürüzleri gidermek. Bizim şu sıra en büyük pürüzümüz Ceyhan. Hasan nasıl tuzağa düşürdüğünü biliyor musunuz? Allah. Bunu dinlemek isterim. Birisi Fatoş'un telefonundan mesaj atmış. Gel beni kurtar demiş. Buradan yola çıkarak kimseyi suçlamayacağız. Karşılık da vermeyeceğiz. Ancak görünen o ki kararlarını sorgulanıyor. Ramo! Ramo! Ramo dedim. Ne var? Ne? Bağırma bana. Ben sen Yavuz'la görüşme demedim mi? Ya sağ çıkamasaydın oradan? Ben çıkamayacağım. Yere girmem. Belli. Beni niye aradın ya o zaman? Çünkü Allah, tamam yeter lütfen. Kalbini kıracağım çünkü. Ben seni iki kere uyardım. Değil mi? Bir daha yapmam.
Necu aşağıda bekliyor seni. Fatoş. Bu aileden bir sana kızgın değilim. Öyle mi? Neden? Çünkü aynı kaderi paylaşıyoruz. Tüm bu olanların bedelini ikimiz ödemek zorunda kaldık. Doğru. Doğru Süven. Biz seninle aynı kaderi paylaşıyoruz. Ama bir fark var. Ödediğimiz bedel aynı değil. İkimiz de zorla evlendirildik işte. Ne fark var ki? Ben sevdiğimden ayrıldım. Sense sen sevdiğin adama geldin. Odan da buldum. Neco? Hayırdır? Fotoşu getir. Abi. Canım benim. Abi ben sizi çok merak ettim. Gelip görmek istedim. İyi yaptın. İyi yaptın ya. Fatoş. Sana bir şey soracağım. Ama doğruyu söyleyeceksin. Tabii abi. Nikah günü bozu aramışsın. Gel beni al demişsin. Abi ben şey... Canım benim, kızmayacağım. Sadece kafandakileri bilmek istiyorum. Bilmiyorum ki. Öyle anlık bir şeydi abi. Ben kötü oldum. Yapamayacağım sandım. Bana niye söylemedin peki? Abi gel beni niye al demedin? Gelir miydin? Gelir miydim? Kuzum o nasıl bir soru? Gelirdim tabii. Gelmekle kalmaz. Seni de almadan dönmezdim. Fatoş'um. Bak hala vazgeçebilirsin. Eğer gitmek istemiyorsan bana söyle, göndermem. Biliyorum abi. Biliyorum, göndermez. Ama gerek yok artık. Ben dedim ya, anlık bir şeydi o. Geldi geçti. Fatoş. Abi. Bunca yıldır sen taşıdın yükümüzü. Bırak ben de sizin için bir şey yapayım. Ne gözünü seveyim, aklın kalmasın bende. Ya ben kimin kardeşiyim? He? Başımın çaresine bakarım, sen merak etme. Gidelim mi artık? Fatoş'um, haberim var değil mi bu arada? Bozu bulduk. İyi yani, merak etme. Ben arabada bekliyorum. Abi gerçekten iyi değil mi boss? Kimse bir şey anlatmadı bana. Ben nerede, ne yapıyor hiç bilmiyorum. İyi, sen onunla hiç merak etme. Tamam.
daha da iyi olacak. Dikkat et kendine. Bir şey olursa haber ver. Neco. Ona bak. Şimdi beni iyi dinle. Eğer bir hırsın, bir nefretin, bir kızgınlığın varsa bunun sorumlusu, sebebi benim. Dinliyorsun değil mi? Başkasını da arama diye diyorum yani. Özellikle Fatoş'ta. Tamam. Onun canı yanmayacak. Ona bir zarar gelmeyecek. Şikayet mi etti? Yok, henüz etmedi. Ama o gün gelsin istemeyiz. Anladın mı? Bence sen de istemezsin. Hadi bakalım şimdi. Şimdi. Lan seni bekle, yakalayacağım. Hadi. Bekle. Yakalayacağım lan seni. Sen burada? Sana ne? Hangi sıfatla soruyorsun? Hangi sıfatla olacak? Ramon'un sevgilisi olarak soruyorum. Bazı geceler sana geldiğini biliyorum. Ama kandırma kendini Cavidan. Siz hiçbir zaman sevgili olmadınız. Aman ne tesadüf. Siz de hiç sevgili olmadınız Sibel. Ama biz hiç değilse beraberdik. Aynı çatının altında. Aynı yatakta. Sen? Deliler gibi istemene rağmen dönüp elini bile sürmedi sana. O zaman sana kötü bir haberim var. Sevgilinle evlendim. Aynı yatakta, aynı çatı altında olan artık benim. Yaz bir kenara Sibel Hanım. Ramo yine bana gelecek. Sen burada sığıntı gibi yaşarken dönüp benim koynumda huzur bulacak. Bir şey mi oldu? Git onu sevgilin Cavidan'a sor. Merhaba. Ramo evde mi?
Hayırdır, bir şey mi oldu? Ya dün gece yanıma gelecekti. Yani işimiz var o yüzden. Ama gelmedi. Aradım, telefonu kapalı. Merak ettim iyi mi diye. İyidir, iyidir. Merak etme. Gece geç geldi. Uyuyor herhalde. Ben gene de bir bakayım. Yani kuzenimin durumu bu. Anlattığım gibi. Anladım ben, sen merak etme. Müdüre söyler. O konuyla ilgilenir. Çok sağ ol. Sibel. Sibel. Bütün gece seni bekledim. Arıyorum, açmıyorsun. Merak ettim, başına bir şey geldi sandım. Meğer senin derdin başkaymış. Kimdi o? Sevgilin mi? Sevgilim. Beni niye öptün o zaman? Hesapta olan bir şey değildi o. Doğru da değil zaten. Olmaz. Olmaz. Sen patronun kızısın, ben... Ben kapınızda sıradan bir adam. Sen şuna korktum desene. Diğerleri gibi babandan korktum Sibel desene. Belki de seni incitmek istemiyorumdur. Bu şekilde incitmedin. Ben buyum Sibel. Hayatım bu. Dünyam bu. Ne zaman, nerede öleceğim belli değil. Hal böyleyken ben kimseyi sevmem. Kimseye bağlanmam. İstediğin bu mu? Bu. Bundan sonra ben patronun kızıyım. Sen de kapıdaki sıradan adamsın. Ama şunu unutma. Sen istesen bile... aramızda hiçbir şey olmayacak. Olanı yaptı Ramo. Ama geri gelecek. Her şeye razıyım, yanımda ol diyecek. Ağlayacak, zırlayacak. Bütün aşıklar gibi en aptalca şeyleri bir bir yapacak. Sevmiyorsan kolay. Ama aşıksan işin zor. Şu Cavidan'ı bu yalana niye kattın Meram? Thank you.
gece yaptıkların tamamen oyundu değil mi? Beni böyle kendinden uzaklaştırmak için yaptığın bir şeydi. Bir yerde durmam lazımdı. Ama duramadın. Beni sevdiğini söyledin. Eğer tabii bu da diğerleri gibi yalan değilse. Sibel. Tamam. Biliyorum, yalan değil. Keşke sevmeseydin. En azından ben bilmeseydim. Belki o zaman bu kadar zor olmazdı. Nedir zor olan? Ne yaptın Halef? Buzu diyorum. Hani kanalda boğulmuştu? Öyle zaten. Attım. Attım. Abi herif yaşıyor. Ramoların oradaydım ya. Dediler ki boz iyi. Bulmuşlar. Neyse. Boş versen. Yaşıyorsa da bir daha kendini toparlayamaz. Asıl mevzu... Ramo dedenle konuştu. Şu Ceyhan mevzusunu çok kaşıyor. Ben inkar ettim tabii. Sen de bir süre ağzını tut. Aman diyeyim. Tamam. Ama bak bu işi bir an önce bitirin. Bitirelim. Sen konuştun mu Sibel'le? Bir gelişme var mı? Vallahi hala tünel arıyor. Bizim belki de başka bir plan yapmamız lazım. Herifler Ceyhan'ın peşinde. Vallahi ben de bilmiyorum ya. Ha. Ramu. Hayırdır kardeş? Herkes toplansın demişsin. Alfa'ya gittim. Nihayet anlaşma sağlandı. Önemli bir petrol sevkiyat ağını üstlenmeyi başardık. Hadi lan! Yürü be! Yürü be! Yürü be! Yürü be! Hadi lan! Yürü! Şop! Pompacılar! Şimdi beni iyi dinleyin. Her şeyden önce gözümüzü dört açacağız. Temkinli olacağız, sağlam duracağız. İşimiz her zamankinden çok daha zor. Çünkü biz büyüdükçe, kazancımız büyüdükçe düşmanlarımız da büyüyecek. Engel olmak isteyecekler, durdurmak isteyecekler. Ama biz ne yapacağız? Ne engel tanıyacağız, ne duracağız. Ta ki tüm Adana bizim olana kadar. Allah'ına kurban be. Aynen kardeş. Kimse bizimle baş edemez. Çünkü bizler pompacıyız. Alayı gelsinler. Haydi eyvallah. Başardın Haramo. Anlaşmayı yaptın demek. Yaptım valla. Henüz masada değiliz ama büyük bir adım attım. Hemen kapının önündeyiz. Benim hiç şüphem yok. Sen o kapıdan gireceksin. Hatta daha fazlasını yapacaksın. Tabii duygularına yenilmezsen. Sibel'im diyorsun. Ben seni uyarmıştım hatırlıyor musun? Sadece düşmanlarına değil, sevdiklerine karşı da dikkatli ol diye. Sibel bana zarar vermez. Ama gelecekler biliyorum. Hepimizi öldürmek için gelecekler. O yüzden hazırlıklı ol. Yakında savaş başlayacak. Ben başlatacağım. Senin damatla anlaştık bugün Packers'lı. İstekleri bitmedi. Hepsini geç. Yasal istasyon istedi, vermedim tabii.
Gençlik işte. Bir ellere sığamıyor tabii. Kanı kaynıyor. Kanı bozuk onun, kanı bozuk. Kimse alınmasın. Bende yalan yok. Fikrim neyse söylerim. Madem öyle, yalan yok. Söyle bakalım Ceyhan'a sen mi yardım ediyorsun? Ya lafı dolandırmayacağım. Bu işle benim alakam yok. Süleyman'a. Ne münasip. Arkanızdan iş çevirdiğim nerede gördün? Görmedik. Bundan sonra görmeyeceğiz demek değil, değil mi? Süleyman ağa. Öyle ya. Beşer, şaşar. Ya Ramo için mi toplandık buraya? Ha? Bu adam ne zaman bu kadar kıymetli oldu? Bizimle çalışmaya başladığı an. Benden size tavsiye. O Ceyhan denen kılıç çarptığını bulun ve temizleyin. Çünkü ben bulursam kan hepinizin üstüne sıçrar. Afiyet olsun. Boz kardeş, hayırdır? Derdin mi var? Ne istiyorsun? Bir şey istediğim yok. Dışarı çıkacağım. Bozun bulunduğunu öğrenince kireç gibi oldu yüzün. O buraya geldi değil mi? Sonra siz de. Sen hala orada mısın be yavrum ya? Oho. Lan Neco. Bak bana yavrum mavrum deme. Ben senin bildiğin hatunlara benzemem. Öyle gevşek gevşek konuşma benimle. Nasıl bir hatunmuşsun sen? Bilelim de ona göre davranalım. Asla elde edemeyeceğim bir hatun. Vay pompacıların asi kızına bak sen. Bu afralar tafralar. Oo. Rahat ol. Yalvarsan elimi sürmem. Ulan ben seni var ya. Bırak beni. Bırak Neco, bırak. Şşt 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 şşt. Fatoş. Sessiz. Sessiz. Bir daha uyarmam. Bu adamın adını sevdi. Anma dediysem. Anma. Anladın? Anlamayacak. Neco. Neco sana bırak dedim bak. Bırak. Bırak. Fatoş. Beni delirtme. Susuyorum. Sabrediyorum ama beni delirtme. İnan bana, o yüzümü görmek istemezsin. Benim güzel kırım. Bu gece beni bekleme. Sen uyuyabilirsin.
Mahalleye gelmişsin. Boşuna uğraşma kardeş. Benden sana bir fayda yok. Görüyorsun işte. Koca dünya yıkıldı. Bir ben kaldım altında. Bir ben kardeş. Lan. Kalk. Kendine gel lan artık. Yeter. Toparlan. Senin derdini tasanı. Kalk ayağa oğlum, kalk. Daha dünya yıkılmadı lan. Biz yıkacağız, anladın mı? Senle ben kardeş, senle ben. Biz bu dünyayı yıkacağız, yerine başka bir dünya kuracağız. Biz böyle hayaller kurmadık mı lan? He? Ne olursa olsun hayalimizden vazgeçmeyeceğiz demedik mi oğlum? Kardeş, bu son gece. İyi düşün taşı. Nasıl yaparsın bilmem. Ama yarın yeni bir güne uyanacaksın. Bundan sonraki hayatının ilk gününe. Ya benle ya yalnız kardeş. Sibel. Öyle mi?
Nihayet. Tamam, ben hallederim. Hadi. Halef. Sibel tüneli bulmuş. Gelin hanım. Böyle uzaktan bakma, bu artık senin de evin. Gerçi geldiğin evdeki gibi yediğin önünde yemediğin ardında değil. Hiçbir zaman öyle bir yer olmadı. Burada herkes kendi işini kendi görür. O yüzden sana prenses gibi davranmalarını bekleme. Ama burada herkesin sana verebileceği sonsuz bir sevgisi vardır. Eminim öyledir. Bak kızım, yine de bir şey olursa sen bana gel, olur mu? Hadi gel gidelim şimdi. Hadi. Ya hadi. Ay. Afet kız, ağzın ayrıldı. Sabahtan beri ne esneyip duruyor? Vallahi yengem, dün gece beni hiç uyku tutmadı ya. Biliyorum ben senin o uyku tutmamalarını. Bari bir çocuk daha yapaydınız da ortalık şenleneydi, böyle civcivleneydi. Ya tövbe tövbe, bana ne diyorsun ki sen? Bak orada iki tane aslan gibi evladım var, onlara söyle. Ya bizimkiler evlenecek de çoluk çocuk torun torba yapacak da. Oho, bari Ramo elini çabuk tutsa değil mi? Yani şimdi yengem, onlar aynı odada bile yatmıyorlar. Nasıl olacak ki o iş? Haydin, oyalanmayın artık. Herkes sofraya. Gel kızım, otur şöyle. Oo, sıkmalar da gelmiş. Ana, ben patatesi istiyorum. Ben de peynirli istiyorum. Bağırmayın, kulağımızın dibinde. Günaydın. 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 Günaydın oğlum. Allah keyfinizi hiç bozmasın. Amin. Amin. Güzel hanım, nasılsın, iyi misin? Oh, iyiyim Ramo, iyiyim şükür. Gel Ramo, gel. Bugün her şey paydos. Bugün böyle ağzımızın tadıyla bir kahvaltı yapalım be. Halanın kanı kaynamış yine. İyi yaptın hala. Gece rüyamda kötü kötü şeyler gördüm ama... şükür şimdi iyiyim. Hayır olsun yengem, senin rüyaların çıkar, ne gördün? Buyur kızım, alsana. Gerek yok, ben... Seni gördüm beyazlar içinde. Çeşmenin başındaydın. Su da akmıyordu. Kırdın çeşmeyi. Sen rüyanı mı anlatıyorsun anacığım ben? Ha. Tamam, hadi gel, sıkma diye. Al. Hadi. Hadi afiyet olsun. Ben eve gitmek istiyorum. Annemi görmek için. Ha, biraz otur. Ben seni bırakırım. Ya. Aramda ya oğlum bir... Aptik, gel oğlum. Şu şeyi, sıkmaları Emel ablana götür de çocuklara paylaştırsın, gel. Bana ne ya? Muslim otursun. Hadi. Gel gel, o ise anında yolda yer oğlum, gel ya. Vallahi gel. Hadi yürü, kalk kalk, sen götür.
Aha bak, eksilirse var ya al. Ne dedim ben sana? Ne dedim ben sana, o delikten çıkma dedim. Ramo'yu hafife alma dedim. Ama ne oldu? Adam seni gebertiyordu az daha. Ya Ramo kim ya? Ramo kim? Onun aldığı nefes kadar benim leşim var ya. Allah Allah ya. Şş, boş ver sen şimdi Ramo'yu. Ne zaman giriyoruz bunların inlerine onu söylesin. Bitirelim şu işi. Ya Allah aşkına sen benim söylediğim yere git yeter. Sibel sana açacak geçidi. Bu kadar, tamam? Tamam. Koydum da yılan beslemiş yılan. Bak hele. Lan bu kız şimdi Rama'ya aşık maşık olur, bizi bırakmasın tünelin ucundan. Çak çak çak, sen içeride iyice ağız ishali olmuşsun Ceyhan ya, ayıp ayıp. Nasıl ishal o Alpay? Nerede o, niye gelmedi seninle? O ben bu işte yokum artık dedi, arazi. Sebep? Yavuz Bey uyarmış, bu işte parmağın varsa çek demiş. Vay, korktu tabii. Onun o parmağını var ya. Aynen öyle. Biz işimize bakalım şimdi, boş ver. Söz verdiğim gibi, paranın devamı arkada. Şimdi sen de sözünü tutacaksın mı? Artık. Eyvallah kardeş. Daha önce konuştuğumuz gibi. O Ramo'yu indirecek, sen de onu. Emrin olur abi. Hadi. Sen de baban gibisin. Sıkmayı gördü mü gözü başka bir şey görmez. Gangını çekermiş. Boğazına dizdiler ama. Öyle. İki lokmayı çok gördüler. Hatırladın mı? Babamın mı? Gözüm gibi baktım buna. Aslında düğünde verecektim de bir sürü saçma sapan şey oldu işte biliyor musun? Amca sen bunu al. Sana kardeşinden yadigar. Kardeşimden yadigar bana sensin. Kardeşlerim. Çok şükür. Bu yaşa kadar gözüm gibi baktım size. Hey, bende kalsın. Öldüğün vakit alırsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Amin, amin. Amma kaynattınız orada. Çok mu özel konuşuyorsunuz? Oğlum aile arasında özel olur mu la? Amca sen bizi sevmiyor musun ya? Hep Ramo Ramo. Ben hepinizin yeri ayrı oğlum. Ha bizi küfürlü seviyor. Hadi biz gidelim. Yenge ellerine sağlık. Afiyet olsun. Anam. Yavrum. İyi misin? İyiyim. Ben hiç bilmiyorum o evde ne haldesin. Ne yapıyor onlar böyle eziyet falan? Anne saçmalama, ne eziyeti? Bir şey yaptıkları yok. Aksine iyi davranıyor insanlar, el üstünde tutuyorlar. Elleri kırılsın. Ya ben iki dakika dayanamadım. Sen nasıl sabrediyorsun o adamla yaşamayı?
Bana bak. Dokundu mu sana? Hayır, ne dokunması anne? Bu gece her şey bitiyor. Tamam mı? Yarın kendi evimde olacağım burada. Sakin ol. Ellerine sağlık Melika kızım. Afiyet olsun. Hüseyin. Nedir bu? İmzalaman yeterli. Düğün hediyem. Petrol istasyonu. Hem de yasal. Alfa'yla konuştunuz. Bunda bir şey yok evlat. Sen de benim damadımsın. Cengiz de böyle başladı zaten. Ben Cengiz değilim. İstasyon ne ki? Dünyayı verseler tamah etmem. İnadı bırak. Cengiz'i öldürdü. Babanın öcünü aldı. Kim öldürünce için soracak? Ha, beni mi? Ha, ben de sana şunu söyleyeyim. Ben de Cengiz değilim. İyi işte. Sen Süleyman'sın. Ben de Ramo. Herkes kendi olsun. Yanlış yapıyorsun evlat. Benimle aranı iyi tut. Savaş başladığında herkes huzurlu, sakin günleri arar. Ne diye kız alıp verdik ha? Barış için yapmadık mı? Barış için. Evet. Bunlar da barışın resmi zaten değil mi? Söyledim, inanmadım. İspatın varsa getir önüme koy dedin, getirdim koydum işte. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Hayırdır baba? Bizi çağırmışsın. Atoş nerede? Çıkmıyor ki odasından. Niye sordun? İyi. Konuştuklarımızı duyarsa hiç iyi şeyler olmaz. Ne oluyor dedi? Ramona'ya gitti öyle birden. Ablamı da almış götürmüş daha göremeden. Bu herif yüzünden. Halef. Bir şey anlamadım ki ben. Ne var bunda? Halef'in yanındaki adam kim? Ceyhan Kuş. Sen bu herifi tanımıyor musun? Yok. Nereden tanıyacağım ki? Gördün mü ki ömrümde? Ne sen ne Cem. Ha bu şey ya. Ceyhan doğru. Da Halef'in ne işi var bu adamın? Bu ikisinin buluştuğundan haberiniz yok öyle mi? Yani sizin bu işle bir alakanız yok değil mi? Baba Allah'ını seversen gene başlama. Ya ne malum bunun yeni olduğu? Belki eskiden çekildi. Adam zamanında bizim yanımızda çalışmıyor muydu? Neslihan, beni torunumla yalnız bırak. Neslihan, lafımı ikiletme.
Konuş bakalım. Vallahi ben sana ne anlatayım dedem? Hiçbir şey bilmiyorum ki ben. Halef'i sorguya alacağız. Kimle işbirliği yaptıysa tek tek isimlerini bize verecek. Eğer bu isimler arasında senin de adın varsa ailene çok büyük bir kötülük yapmış olursun. Süre sonra başına geçmeyi düşündüğün aile. Bu yüzden şimdi ne biliyorsan anlatmayacağım. Konuş lan! Ceyhan bu gece Ramazan'a saldıracak. Nasıl? Gezi bir tünel var. Ev açılan. Ablam olur. Sibel de mi bu işin içinde? Bak öldürsünler dedem. Bırak öldürsünler. Rama ölürse bize kim hesap soracak? İşte Ceyhan'a kalır. Biz de babamın intikamını almış oluruz işte. Durdun. Senin haberin var mıydı Sibel? Neyden haberin var mıydı? Ne diyorsun? Sibel, bak bana istediğini yap. Ne istiyorsan yap. Buna hakkın var. Ama sana yalvarıyorum, bunları ailemden uzak tut. Onu buraya gösterin.
Hay. Abi ne diyor? Elin kör ne diyor kirpi? İptal gidin diyor. Ya ben bu halefe dedim. Hatuna güvenme, hatunla iş olmaz dedim. Şimdi ne olacak? Oturabilir miyim? Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey olmadı. Kavga etmek için değil. Konuşmak zorunda da değiliz. Gecenin bu vakti rahatsız ettim. Zaten çok mahcubum. Odaya gizli gizli girmeler falan. Boz'un nasıl kurtulduğunu da öğrenince özür dilemek farz oldu. Özür kabul ediyorum. Eğer siz demekten vazgeçersek. Nasıl istersen. Güzel. Bana hiç güvenmeyeceksin değil mi? İnsan tanımadığı birine nasıl güvenebilir ki? Tanıdıkları bile şüpheliyken. Gördüğüm kadarıyla çok cesursun. Gözünü budaktan esirgemiyorsun. O halde neden bu korku? Niçin rahat değilsin? Çünkü sorduğum hiçbir soruya cevap vermiyorsun. Yani iş dışında. Tam da şimdi. Şu an buradaysak, birlikteysek, bunun hiçbir bilgisi olmaz zaten. Halef. Hadi ya, hadi. Kifi. Ya hadi. İstersen hep böyle susarız. Hiç konuşmayız. Ama seni tanıyorum. Bir şey var. Söyle. Bugün evden dönerken söylediğin şeyleri düşündüm. Sordun ya haberin var mıydı diye. Evet. Biliyordum.
Ama buraya geleceklerini değil. Yani planın o kısmından haberim yoktu. Ama planın öbür kısmından haberim vardı. Evet. Çünkü ben planladım. Ceyhan ve adamları şu anda nehrin orada. Gizli tünelinizin önündeler. Sen tüneli nereden biliyorsun? Kapadım, kilidi açmadım. Giremezler. Vazgeçtim. Niye peki? Niye vazgeçtin? Çünkü haklıydın. Bu mesele seninle benim aramda. Eğer bir şey yapılacaksa... ...bunu ben yapmalıyım.